Aziz seyirciler, 1947 yılının Nisan ayında okuyucuya sunulan Serden Geçti dergisi, 15 yılda ancak 33 sayı çıkabilmiştir. Kalabalıkların arasında gürültüsü çok büyük olan bu dergi, periyodik olarak yıllarca çıktı zannedilir. Ama hatır için alınan bir dergi değildi. Satın alınıp okunan bir dergiydi. Çok insanın söylemek isteyip de söyleyemediğini bulduğu bu dergi ilk nüshası aynı anda bir kere daha basıldı. Bu durum ülkemizde görülmüş bir olay değildi. Henüz 30 yaşında bir genç olan Osman Yüksel'in adı logosunun altında Allah, Millet, Vatan yolunda yazısı bulunan bu dergiyle çok geniş çevrelerde yaygınlaştı. İlk sayısında adeta derginin fikir çerçevesi çiziliyordu. Serden geçtiler, her türlü kötülüklere amansız bir şekilde mücadele etmek için ortaya atıldılar. Onlar ilhamlarını Allah sevgisinden, vatan sevgisinden alıyorlar. Bu memlekete ve bu millete bitmiş, tükenmiş, müstehase yani toprak altındaki ceset haline gelmiş adamlardan İttihat ve terakki artıklarından hayır gelmeyeceğine inanmış bulunuyorlar. Vatanı taze bir heyecan tufanıyla yeniden fethetmek, Bu topraklara, bu topraklar için toprağa düşenlerin çocuklarını hakim kılmak istiyorlar. Gençler, aşınmamış vicdanların gür sesi sizde, Bu çetin yolda pervasızca yürümeye yemin edenlerin safına, Serden geçtiler kafilesine katılınız. Kıymetli seyirciler. İmzasız yayınlanan bu yazıdaki keskin cümlelerden Osman Yüksel'in kaleminden çıktığı anlaşılmaktadır. Türkçülük olayından dolayı tutuklanan ve hapiste bulunduğu sırada hastalanan, çocuğunu ilahsızlık yüzünden kaybeden Cemal Oğuz Ocal, aynı nüshada yayınlanan şiirinde, Serden geçti dergisini şöyle nitelendiriyordu. Serden geçtiler. Hürriyet, adalet, Türklük yolunda. Anadan babadan yardan geçtiler. Kanlar ateş oldu. Bağırlar volkan. Allah Allah deyip serden geçtiler. Önlerinde al al şerefli bayrak. Ellerinde birer kurt başlı mızrak ülkeden ülkeye şan taşıyarak tarihin aktığı yerden geçtiler. Öğün ecdadın arkadaş öğün, yalnız Türklük için yırtınıp dövün Önderlik ediyor bak bize bugün, bu serden geçtiler, bu serden geçtiler. Aziz seyirciler. Bu şiire bazı yazılara bakınca bunlar kuru Türkçüymişler, maneviyattan nasibini almamışlar diyenler çıkabilir fikirlerinde zaman ve zemine göre renk aldığını, nereden nereye geldiğimizi, Allah sağlığını iade etsin Hekimoğlu İsmail abimizin şu satırları ne güzel anlatıyor. Bu derginin Türk'ten, Türkçülükten çok bahsetmesi yadırganmamalı. Çünkü o devirde zaten İslamiyet'i öğrenmek mümkün değildi. Serden Geçti dergisinde yer alan bizim milliyetçiliğimiz başlıklı bir yazıda, şu gerçekler ortaya konmuştur. Bizim milliyetçiliğimiz bol harcırah, hususi vagon, yüksek makam milliyetçiliği değildir. Hakka tapan, halkı tutan, yalın kılıç bir milliyetçiliktir. Halkı tuttuğuna göre burada ırkçılık yok. Müslüman ırkların hepsini bir millet kabul edip onlar için mücadele vardır diyor Hekimoğlu İsmail abimiz. Osman Yüksel istediğini yazamıyordu. Bu korkusundan dolayı değil. Kurulmuş düzen gereğiydi. Mesela Rasih Yılmaz'ın kitabından şu tarihi gerçeği öğreniyoruz. Falif Rukiye verilen bir cevabın yanı sıra bir fakültenin iç yüzünün ikinci bölümü de yeni sayıda bulunuyordu. Ayrıca Osman Yüksel belki ilk sansürün 3 Mayıs ve başlıklı bir yazısının Dergiye girmesinin engellenmesiyle yaşayacaktı. Bu durumu bir anlamda hem okuyucuya duyurmak hem de yazının konusu hakkında insanlara fikir vermek açısından bir açıklamaya yer alacaktı. Diyen Rasi Yılmaz şu alıntıyı yapıyor. Osman Yüksel'in 3 Mayıs peberanı adındaki Alev parçası gibi yazısı çıkartılmış, matbuat tarafından basınmamıştır. Onun yerine koyduğumuz manevi emperyalizm başlığını taşıyan makaleden de en canlı yerler çıkarılıp atılmıştır. Bağrımızdan kalbimizi söker gibi en canlı, en hareketli pe ve fervasız yazılarımız sökülüp batılıyor. Serden geç istediği gibi konuşamıyor. Rasih Yılmaz bu sansür olayını Ekimoğlu İsmail'den bir alıntı yaparak şöyle açıklıyor. 1940'lı yıllarda gazete ve kitap basan her matbaada bir veya birkaç polis vardı. Bunlar sivil elbise giyerek işlerinde bulunurlardı. İlk etapta baktığımız zaman orada çalışan işçiler sanırdınız. Ancak bu şahısların tek görevi basılması düşünülen yayınları incelemek ve onlara sansür uygulamaktı. Bu sivil polisler basına yön verirlerdi ve zamanın devlet adamları ısrarla basının hür ve sansüre uğramadığını savunurdu. Saygıdeğer seyirciler, dergiyi çıkarmak, bayilere dağıtmak, onlardan parayı toplamak kolay değildir. Bunun için Serdengeçli dergisi zamanında çıkamıyordu. Mahkeme kapılarında sürünmesinden bu hacmi küçük derginin ne kadar etkili olduğunu anlıyoruz. Derginin fikriyatını anlamak, Hekimoğlu İsmail'in ne kadar isabetli tespit yaptığını idrak etmek için Ankara 1. Asli Hukuk Mahkemesi'ndeki şu savunması yeterlidir. Şu anda kendimi yalnız sizin huzurunuzda değil, her şeyi bilen, gören kadri mutlak, adil bir Allah'ın huzurunda hissediyorum. Ta küçüklüğümden beri kafama yerleşmiş bir hadis vardır. Ey insan nerede bir kötülük görürsen onu elinle önlemeye çalışacaksın. Elinle önleyemezsen dilinle, dilinle önleyemezsen kalbinle buğz edeceksin. Bu mukaddes söz benim alnıma bir mukadderat çizgisi gibi nakşedilmişti. Söylediklerim ve yazdıklarım hakikatin ta kendisidirler. Onlar müdafaa istemeyen çıplak, yalın kılıç hakikatlerdir. Benim burada yapacağım iş bu hakikatlere tercüman olmaktan ibarettir. Ben bir vasıtayım. Hak ve hakikat olan odur. Şimdiye kadar vicdanımı kötüye kullanmadım. Bundan böyle de kullanmayacağım. O satırlar bir feryattır, bir çığlıktır. Bir milletin ızdırabını haykırıyor. Şüphesiz ki mahluklardan evvel Halik vardı kanunlardan evvel insanlar, kıymetli seyirciler. Bu savunmaya rağmen Osman Yüksel 202 lira para ve 6 ay 2 gün hapish cezasına çaptırıldı. Cezasını çekmek için gönderildiği Konya hapishanesinde coşkuyla karşılanır. Tabii burası tabutluğa göre sırça köştür. Burada günlerini okumakla, düşünmekle geçirir. Mücadeleciliği, özelliğini yitirmeden olgunluğa dönüşür. Buradan arkadaşlarını yönlendirerek dergisinin üçüncü sayısını çıkarır. Bu sırada dünyanın şartlarından dolayı ülkemizde de demokrasiye geçildi. 1946 yılında yapılan seçimin şaibeli olduğu iddia edildi. Fakat 1950'de yapılan seçimi açık ara Demokrat Parti kazandı. Adnan Menderes, Celal Bayar'ın yerine parti genel başkanı oldu. Ve aynı zamanda başbakanlık mevkiine getirildi. İktidar değişikliği üzerine Serden Geçti dergisinin 11. sayısında yıkıldılar başlığını taşıyan zehir zemberek bir makale yazdı. Eski iktidarı örnekler vererek suçlayan bu makalede millet hayatıyla ilgili hususlar da vardı. Mesela şu cümleler bu bakımdan ne kadar dikkat çekicidir her şey onlarla başlıyordu. Şanlar ve şereflerle dolu Türk tarihi onlara göre istiftattı. Kapkara orta çağdı. Tam 30 yıl tanrılar gibi konuştular. Firavunlar gibi saltana sürdüler. Bir başka yerde de şöyle diyordu. Milli eğitimin başına getirdikleri solda sıfırlar, bütün milli ve manevi kaynakları kurutuyor, devamlı bir ruh ve tarih düşmanlığı ile nesiller arasına nifaklar sokuyor. Aile, millet bütünlüğünü derinden sarsıyordu. Muhterem seyirciler, sosyal adaletin gereğini fikir gündemimize muhafazakar, milliyetçi kesim getirdi. Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Dergisi'nin kapağında orta yerde bulunan ekmek parçasına çocuklar hücum ediyor. Bir parça kapamayan anne açız diye feryat ediyordu. Nurettin Topçu ömrü boyunca servetlerin arasındaki uçurumun giderilmesini, kanı gıcırdısından başka ses duyulmayan Anadolu'nun kalkındırılmasını savundu. Osman Yüksel de yıkıldılar adındaki makalesinde de aynı hususa şu çarpıcı cümlelerle temas etti. Türkiye'de verem her yarım saatte bir vatandaşın canına kıyıyor. Nüfusumuzun yarısından fazlası sıtmalı geçim zorluğu, işsizlik alabildiğine. bir tarafta keşanelerde yaşayan insanlar, diğer tarafta mağara devrinde yaşayan vatandaşlar, bir tarafta haritada gösterilecek kadar toprağı olan ağalar, beyler, diğer tarafta gönüllü köleler. Osman Yüksel milletin oyları ile iktidara geldiği için Demokrat Parti'yi savunuyordu. Fakat ondan hiçbir şey beklemediğini, doğru yaptığı hususları destekleyeceğini, yanlışlıklarını tenkit edeceğini serden geçti de kalem aldı, şu makalede açıkça belirtiyordu. Şu satırları yazan adam sana ilanı aşk eden, senden, senin partinden, senin hükümetinden bir şeyler bekleyen adam değildir. Şimdiye kadar da hiçbir devlet adamı hakkında bir satır metiye yazmış değildir. Onun için şu satırları herhangi bir menfaat kaygısını hamletmeyiniz. Sen Antalya nutkundan sonra inkılap düşmanı diyenlere karşı aynen şöyle demişsin. Bu kanunlar acaba hangileridir ve tavizler hangi tavizlerdir? Galib ezanın Türkçe okunmasını ve vicdan hürriyeti üzerinde yapılan baskının kaldırılmasını kastediyorlar. Eğer inkılaplar kanunları bugüne kadar halk tarafından benimsenmemişse, jandarma zoruyla yürütülecekse, milli vicdanın hilafını olacak bu kanunları kaldırmak, demokratik idarenin başta gelen vazifesi olmak icap eder. Aziz seyirciler, serden geçti zaman zaman göklere çıkardığım menderesi, yeri gelince de en ağır şekilde tenkit ederdi. O kiralık kalem değildi. Vicdanının sesini, milletin ızdıraplarını dile getirirdi. Onun davası imanla yorulmuş, dünyada saygın, üstün karakterli bir millet günü ışığına çıkarmaktı. Menderes ve iktidarı bu yolda ilerliyordu, onu destekliyor. Hatasını görünce de en acı bir dille eleştiriyordu. Mesela Menderes'i tenkit eden şöyle bir şiir de yazmıştı. İster beni hoş görün ister vurun öldürün Yeter artık illallah şu yangını söndürün Amerikan doları bu yangına kar etmez Be, hey Adnan Benderes bu kervan böyle gitmez Bankalar mabed oldu daktilo sesi dua Hırsızlık adet oldu dal kavukluk ve riya Yapmayanlar düz yolda kalıverir yaya Vallahi bilmem ama bu millet iflah etmez. De hey Adnan Menderes, bu kervan böyle gitmez. Ben hep hakkı haykırdım, sözlerim ağır oldu. Yazdığım her makale ismete kahır oldu. Şimdi Adnan Menderes ondan da sağır oldu. Bu derde çare lazım, nutuklarla iş bitmez. Be hey Adnan Menderes, bu kervan böyle gitmez. Aziz seyirciler, sizlere Osman Yüksel'i anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinize sağlıcaklı günler diler. Saygılarımı sunarım efendim. Hoşçakalınız.